Değerli konuklar, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Sayın Edirama programımızı katılımlarıyla onurlandırmışlardır. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Presidente Republikası Türkçe İzadı Recep Tayyip Erdoğan ve Kryeministri Republikası Shqipëri İzadı Edirama na kanë dëruar në prezencën e programit tonë. Mirë se erdhët! Ayakta bulunan tüm konuklarımızın yerlerine oturmalarını önemli rica ediyoruz. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, Sayın Arnavutluk Başbakanı, değerli konuklar, değerli basın mensupları, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Sayın Edirama'nın katılımlarıyla onurlandırdığı, Arnavutluk'ta gerçekleşen deprem sonrası Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan deprem konutları anahtar teslim törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nderuar Presidenti Turqis, nderuar Kryeministri Shqipëris, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar antar të medias, Presidenti Republikës së Turqis, Zoti Recep Tayyip Erdoğan, dhe Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Zoti Edi Rama na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre. Mirë se erdhët. Mirë se vini. Të vinin ceremoninë e dorëzimit të çelësave të banesave që Republika e Turqisë ka ndërtuar në Laç pas ndodhjes së tërmetit. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, Sayın Arnavutluk Başbakanı, değerli konuklar, öncelikle konuşmalarını yapmak üzere Kurbin Belediye Başkanı Sayın Maylinda Saray'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Ftojnë foltore për fjalën e saj, kryetaren e bashkisë Kurbin, zonjën Maylinda Cara. E mirë presim. I nderuar Presidenti i Republikës së Turqisë, shkëlqësia juaj Zoti Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Türkiye Cumhuriyet Türkiye Cumhurbaşkanı Excellency'niz Recep Tayyip Erdoğan. I nderuar kryetare e Kuvendit zonja Lindita Nikola. Sayın Meclis Başkanı Lindita Nikola. I nderuar kryeministër Zoti Edi Rama. Sayın Bashkëbakan Edi Rama. Të nderuar ministra dhe ambasador të pranishëm. Sayın bakanlar ve büyükelçiler. Të nderuar drejtues të tokit. Sayın tokit temsilcileri. Të ndërtuar pjesëmarrës në këtë takim. Sayın katılımcılar. Mirë se erdhët në Kurbin. Kurbine hoş geldiniz. Për mua dhe për banorët e Kurbinit është nder dhe privilegj të mirëpres sot në Laç presidentin Erdoğan dhe miqt e bashkëpunëtorët tan nga Turqia në këtë kompleks rezidencial të rindërtuar nga themelet mbi gërmadha që la pas tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019. 26 Kasım 2009 yılın depreminde yapılan bütün yıkımlardan, bu yıkımların üzerinde kurulan bu güzel tesiste Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'den gelen bütün dostları burada ağırlamak benim için gururdur ve bir ayrıcalıktır. Nuk di nëse do gjej dot fjalët e duhura për t'i shprehur gjithë mirënjohjen dhe falënderimet popullit turk, presidentit Erdoğan, ministrit Murat, ambasadorit Yuruk, përfaqësuesve të tokit dhe të gjithë stafit të Al Bayrak. Türk halkına, Sayın Cumhurbaşkanına Erdoğan, Bakan Sayın Bakanı Kurum, Sayın Büyükelçi Yuruk'a,
TOKİ temsilcilerine ve Albayrak şirketinin bütün çalışanlarına teşekkürlerimi, minnettarlığımı ifade edebilmek için doğru kelimeleri bulabilecek miyim bilmiyorum. Në emrin tim personal, në emër të qytetarëve që përfaqësoj, në emër të banorëve të kësaj lagje të re, ju falenderoj nga zemra për gjithë bujarinë dhe solidaritetin e treguar në ditët tona më të vështira. Kendi adıma, temsil ettiğim vatandaşların adına, bu mahallede oturacak bütün sakinlerin adına size en derin teşekkürlerimi ve minnettarlığımı kalpten iletmek istiyorum. Çünkü en zor günlerinde yanımızda bu. Dhe të mbushura me pasiguri për të ardhmen. Pasi para syve tan, ishte panorama e atyre pak sekondave të natës e 26 nëntorit, që kishte shkatruar atë që ishte ndërtuar me shumë mund e sakrificë për vite me radhë. Bu zor günler ne zaman başladı? 26 Kasım depreminde insanların büyük fedakarlıkla kurmuş olduğu her şeyin yerle bir olduğunda geleceğe çok umutsuzca baktığımız günlerde yanımızda bulundunuz. Sot, pas dy vitesh, besoj se është momenti t'i lëm pas krave ato ditë dhe të themi se ne u goditëm fort, u rrëzuam, por ditëm të ringrihemi edhe më të fort. Bugün 2 yıldan sonra artık diyebiliriz ki gerçekten deprem tarafından biz çok sarsıldık, yerle bir olduk ama yeniden daha güçlü ayağa kalkabildik. Të ndihemi krenar që kemi pran vetes miq të vërtet si presidenti Erdogan, që nuk na la vetëm atëherë kur kishim më shumë nevojë. En çok ihtiyacımız olduğunda bizi yalnız bırakmayan Sayın Erdoğan gibi çok iyi dostlarımız olduğu için gurur duyuyoruz. Të ndihemi krenar për qeverinë dhe kryeministrin Rama, që krahas punëve e angazhimeve të shumta udhoqi e po udhëheq çdo ditë programin kompleks të rindërtimit. Ayrıca Arnavut hükümeti ve Sayın Başbakan Rama ile gurur duyuyoruz. Zira bütün bu süreçte çok yoğun oldukları halde bütün çalışmaları yakından takip ettiler. Ndërsa un, pa dyshim, jam shumë krenare për gjithçka që po bëhet, jo vetëm në Laç, por në të gjithë Kurbinin. Ben ayrıca sadece Laç'ta yapılanlarla ilgili değil, bütün Kurbin Belediyesi'nde yapılanlarla gurur duyuyorum. I cili jo vetëm por ingrihet më i fort e më i bukur në shembullin e një qyteti të denjë për të jetuar e rritur këtu fëmijët tanë. Laç şehri her zaman, her gün daha güzel, daha güçlü bir şehir olarak kurulmaktadır. Bu şehirde çocuklarımızı büyütebilmek ona göre layık bir şehir olacaktır. Por pse jo, do të jetë edhe shembull për qytetet e tjera për transformimin tërësor të tij. Yeni dönüşümü yaşayan bu şehir başka şehirler için de bir örnek teşkil edecektir. Krahas përfundimit të kësaj lagjeje të mrekullueshme të financuar nga qeveria turke, në Laç po punohet edhe për ndërtimin e një lagje të re tjetër me 200 apartamente e financuar nga qeveria shqiptare. Po përfundojnë godina e spitalit të ri, e bashkisë së re, janë rindërtuar e po rindërtohen shkolla e kopshte të reja, shtëpi private për të dëmtuarit nga tërmeti. Janë riparuar dhe po vazhdojnë të riparohen 10 pallate me shkallë më të ulët dëmtimi, si dhe është ndërhyrë në mënyrë rrënjësore në infrastrukturë. Bu muhteşem mahallenin kuruluşundan sonra Türkiye Devleti'nin finansmanı ile kurulan bu muhteşem mahallenin yanı sıra Arnavut Devleti'nin de finansmanıyla yan mahallede, ikinci bir bölgede yaklaşık 200 konutluk bir proje yapılmaktadır. Bunun yanı sıra yeni bir hastane projesi yapılmaktadır. Belediye binasını, yeni binası yapılmaktadır. Ayrıca depremde daha zarar görmüş olan bazı binalar, müstakil evler, okullar, kreşler restorasyonu yapılmıştır ve bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Këtu vlen të theksohet bashkëpunimi i shkëlqyer midis kompanive shqiptare që janë të angazhuara në këtë proces dhe kompanisë Albarak, përfaqësuesit në të cilës gjej rastin t'i falenderoj për gjithë përkushtimin dhe profesionalizmin e treguar gjatë kësaj kohe. Vurgulamak istediğim konu Türk şirketleri ve Albayrak özellikle ve Arnavut şirketleri arasındaki gerçekleştirilen çok güzel bir işbirliği söz konusudur. Bu vesileyle Albayrak şirketinin temsilcilerine teşekkür etmek istiyorum göstermiş oldukları özveri ve profesyonalizm için. Jam shumë e lumtur për gjithë ato familje që ju rikthye shpresa, optimizmi e buzëqeshja e do të jetojnë në këto apartamente aq komode e cilësore, të pakrahasueshme me çfarë kishin më parë dhe do të kenë mundësi të shfrytëzojnë të gjitha lehtësira që të ofron ky kompleks banimi me 522 apartamente të tipologjive të ndryshme, 380 vende parkimi, 37 njësi shërbimi. Dhe për të plotësuar edhe më tepër këtë lagje, Qeveria shqiptare ka financuar edhe ndërtimin e një shkolle të re, që do të shërbej jo vetëm për fëmijët që banojnë këtu, por edhe më gjërë për qytetin. Bu güzel mahallede modern şartlarda inşa edilmiş, eskiye göre çok çok daha güzel durumda yapılmış ve burada yaşayacak olan geri döndüğü için, tekrar umuta kavuştukları için onların adına çok mutluyum. Bu sitede yaklaşık 522 konut söz konusudur. Ayrıca 380 kapasiteli bir otopark vardır. 37 ticari birim de yapılmıştır aynı anda. Ayrıca Arnavut Devleti'nin yatırımıyla bu mahallede yeni bir okul inşaat edilecektir ve bu okulda sadece bu mahallenin çocukları değil, başka çocuklar da okuma fırsatı bulacaktır. Padashur të zgjatëm shumë, President Erdogan, më lejoni edhe një herë të shpreh mirënjohjen të pakufishme për gjithë kontributin dhe bujarin tuaj për banorët e Kurbinit. Daha fazla uzatmadan bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonsuz minnettarlığımı ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bütün yaptıkları, katkıları ve cömertliği için. Do kesh gjithmonë një vend të veçantë këtu midis nesh. Burada aramızda her zaman özel bir yere sahip olacaksınız. Kjo lagje e re e qytetit të Laçit do ngelet përjetësisht simbol i miqësisë dhe solidaritetit mes dy popujve miq, që nuk janë pranë njëri tjetrit vetëm në ditë të mira, por dinë të shtrinë dorën dhe të qëndrojnë krah për krah edhe në ditët më të vështira. Laç şehrindeki bu yeni mahalle her zaman iki halk arasındaki dostluğun simgesi olacaktır. Bu iki halk sadece iyi günlerde değil, zor günlerde bile birbirinin yanında olarak, elini uzatarak dostluğuna devam edecektir. E falenderojm zonjën Majlinda për fjalën e saj. Kurbin Belediye Başkanı Sayın Maylinda Saray'a konuşma arayışı için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, Sayın Arnavutluk Başbakanı, değerli konuklar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'u kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakanım. Sayın Efoltore për fjallin e ti, Ministri Mjedisi Ndryshimit e Klimës, Zotin Murat Kurum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Başbakan, kıymetli misafirler, katılımcılar, değerli Arnavutluklu kardeşlerimiz, Arnavutluk halkını ve sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Nderuar president, kryeministri i çmuar, të nderuar vëllezër dhe motrat e mia të vjera të Shqipërisë. Përshëndes me respekt dhe nderim
popullin e vendit mik dhe vëlla Shqipërisë. Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine ise başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Shpreh e njëherë ngushëllimet për familjet e pikëlluara që kanë humbur të afërmit e tyre në tërmetin që ndodhi në vendin Mikë dhe Vëlla të Shqipërisë. Uroj nga Zoti që t'i mëshiroj ata. Bugün 26 Kasım 2019'da yaşadığımız depremden sonra inşa ettiğimiz 522 yeni konutumuzu ve 37 iş yerimizi teslim etme töreni için bir aradayız. Sot jemi të gjithë së bashku mbledhur këtu për ceremoninë e inaugurimit të 522 njësive të banimit dhe të 37 njësive të shërbimit që kemi ndërtuar këtu në pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019. Afetzede kardeşlerimize yeni ve sıcak yuvalarında sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum. Vëllezërve dhe motrave të prekura nga tërmeti, ju uroj një jetë të shëndetshme, të lumtur dhe të paqme, të qetë në folet, në strehët e tyre të reja dhe të ngrohta. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli başbakan, Türkiye ve Arnavutluk ilişkileri geçmişten gelen büyük bir gönül bağı ve kardeşlik üzerine kurulmuştur. İndiruar President, Kryeministri i Çmuar, marrëdhëniet, lidhjet midis Turqisë dhe Shqipërisë janë të krijuara mbi një lidhje të madhe, shpirtërore dhe vëllazëri që vjen nga historia. Ortak tarihimiz bizi birbirimize her gün biraz daha yakınlaştırmaktadır. Historia e përbashkët na ofron neve çdo ditë më shumë edhe më afër me njëri tjetrin. Osmanlı'da ilk Türkçe sözlüğü yazan Şemseddin Sami, yine İstiklal Marşımızı kaleme alan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy konularıdır. Shkrimtari, autori i fjalorit të parë në kohën osmane, Sami Frashëri, po ashtu autori i himnit kombëtar të Turqisë, Mehmet Akif Ersoy, janë nga arkitektët e gjuhës së përbashkët të zemrës që ne flasim sot. İşte bu köklü bağlardan dolayı iyi günlerde sevinci, kötü günlerimizde kederi paylaştık. Pra, duke nisur nga këto lidhje të rrënjësore që ekzistojnë mes nesh, ne në ditë të mira kemi ndarë gëzimet me njëri tjetrin, në ditë të vështira kemi ndarë telashet, pikëllimet. Bu anlayışla 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yaşanan depremin hemen ardından Türkiye olarak Arnavutluklu kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferberlik ruhuyla hareket ettik. Duke nisur nga ky mirë kuptim, pas tërmetit që ra 2 vite më parë, me njëherë ne si Turqi me udhëzin të presidentit Erdogan, u mobilizuam me njëherë për të ardhur në ndim të Shqipërisë për të shëruar plagët e tërmetit. Tıpkı ülkemizde Elazığ, Malatya ve İzmir'de meydana gelen depremlerde olduğu gibi, Giresun ve Ordu'da yaşanan sellerde, Antalya ve Muğla'daki yangınlarda nasıl seferberlik ruhuyla hareket ettiysek, Arnavutluk içinde, Laç şehrimiz içinde aynı hassasiyeti gösterdik. Me atë fri mobilizimi që ne vepruam në fatkesit që ndodhën në vëndin ton, pikërisht pra në tërmetet që ndodhën në Elazë, në Malatja dhe në Izmir, apo në përmbytjet që ndodhën në Giresun dhe në Ordu, apo dhe këzjarët që ra në Antalya dhe në Mula, me të njëjtin ndjeshmëri vepruam edhe për Shqipërinë, edhe për qytetin e Laçit.
Depremin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla AFAD'ımız, Kızılay'ımız, TOKİ'miz, yine hasar tespit çalışmalarını yapacak Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz Arnavutluğa hareket ettiler. Mënyrë pastrometi me udhëzim të presidentit Erdoğan, ekipet tona, ekipet e AFAD-it, të gjysmënës së kuqe turke, të TOKI-t dhe të drejtorisë në kuadër të ministrisë tonë erdhën më njëherë në vendin e ngjarjes për të bërë identifikimin e dëmeve. Ve hızlı bir şekilde inşa çalışmalarımıza başladık. Bugün de hamdolsun konutlarımızı, ticari ünitelerimizi teslim etmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Dhe e filluam kështu me njëherë punimet për ndërtimin. Falenderojmë Zotin që sot ne këto banesa, këto njësi shërbimi, po i dorëzojmë sot. Yeni yuvalarımızı kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız ilhamla bölgenin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, özgün bir mimariyle hazırladık. Këto banesa ne i përgatitëm projektin duke u nisur nga e kaluara jon e lasht dhe duke marrë parasysh në konsiderat edhe strukturën lokale. Yeni yuvalarımızın, işyerlerimizin, sosyal alanlarımızın depremzede kardeşlerimize yepyeni bir hayat sunmasını temenni ediyorum. Uroj që këto folekto që streh të reja të ofroj një jetë re vëllezëve dhe motrave të prekur nga tërmeti. Arnavutluk'tan doğan akarsuların Tuna'ya, oradan da Karadeniz'e ulaştığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ufukla yeni gönül bağları, kardeşlik köprüleri inşa etmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Ashtu siç ujrat që rrjedhin nga Shqipëria derdhen në Danub dhe prejandej në detin e zi, mbërrin në detin e zi, edhe ne do të vazhdojmë të punojmë me gjithë forcën, me gjithë fuqin për të ndërtuar ura të reja vëllazërie, për të ndërtuar lidhje të reja shpirtërore me horizontin që ka shpalosur Zoti Presidenti ynë. Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da her alanda, her anlamda Arnavutluklu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ne si Turqi do të vazhdojmë të jemi pranë Turqisë në çdo kuptim, ashtu siç kemi bërë deri më dje edhe në të ardhmen. Ben bu konutların yapılmasında emeği geçen, katkıları bulunan başta Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Sayın Arben Ahmedaş olmak üzere Laç Belediye Başkanımıza, Sayın Başbakan Edirama'ya ve bizleri depremin hemen ardından Arnavutluğa, Arnavutluklu kardeşlerimizin yaralarını sarmak için gönderen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, TOKİ Başkanlığımıza, yüklenici firmaya ve tüm çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyor. Konutlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Kontributin e tyre që kanë dhënë fillimisht Ministri i Ndërtimit të Shqipërisë, zotin Arben Ametaj, kryetaren e bashkisë së Laçit, po ashtu të nderuarin kryeministët të Shqipërisë, zotin Edi Rama, dhe presidentin Recep Tayyip Erdoğan, që na ka udhëzuar më njëherë firmën që ka kontraktuar dhe ka ndërtuar projektin. Uroj që të jenë të dobishme të banesat për të gjithë përfituesit e tyre. E falenderojmë zotin ministër për fjalën e tij. Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, Sayın Arnavutluk Başbakanı, değerli konuklar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Arnavutluk Meclis Başkanı Sayın Lindita Nikolay'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Tëm në foltore për fjalën e saj, kryetarin e kuvendit të Shqipërisë, zotin Lindita Nikolaj. Mi presim. Shkëlqësia juaj, zoti presidenti Erdoğan. Ekselencë, Turqi Gjumhurjeti, i nderuar zoti Sayın Erdoğan. Kryeministër, Sayın Başbakan. Të nderuar ministra, Sayın Bakanlar. E dashur Malinda, motra dhe vlezër që jeni sot këtu. Kardeşler.
Fjala ime është mbushur me peshën e emocioneve në fakt që kam projektuar këto kohë pas tërmetit të 26 nëntorit dhe gjatë gjithë periudhës së rindërtimit. Aslında konuşmamda büyük heyecan vardır. Özellikle 26 Kasım depreminden sonra ve bütün bu yeniden inşaat sürecinde büyük heyecanlar yaşadık. Sigurisht përjetimet e mia nuk kanë krahasuar me përjetimet e ju të dashur familjar që humbët shtëpitë tuaja, investimet e një jete, por padyshim kanë qenë të mbushura me përgjegjësinë se a doja dilnim që ju të ktheheshit në shtëpitë reja një orë më parë. Tabii benim istediklerim, yaşadıklarım depremden etkilenen ailelerin istedikleriyle bir olamaz. Sonuçta bütün bir hayatın fedakarlıklarıyla kurmuş oldukları bütün her şey yerle bir oldu. Ama benim heyecanım, benim sorumluluğumda olan bir an önce sizi evlerinize kavuşturmak sorumluluğudur. Dhe për këtë nuk din në fakt nga t'ja filloj se janë aq të shumë të ngjarjet, t'ja filloj nga vizitat, takimet e kryeministrit me ju, inspektimet në kantiere, ato janë shumë dhe do duhet një kohë gjatë për të folur. Aslında yaptıklarımızla ilgili nereden başlayacağımı da bilemiyorum. Çünkü birçok adım atılmıştır. Önce Türkiye ile görüşmeler yapılmıştır, sizinle görüşmeler yapılmıştır, sürekli şantiyede denetimler yapılmıştır. Të flasë për lotët apo vrapin e Majlindës tek sa rente, tek se cili prej familjeve për t'ju ardhur në ndihmë, po edhe këtë ju e keni ndjerë dhe keni parë vetë me sytë tuaj. Sayın Maylinda'nın yaptıkları, onun döktüğü gözyaşları, sürekli peşinize koşması, siz bunu gördüğünüz zaten benim bir şey söylememe gerek yok bu konuda. Të flasë për takimet dhe telefonatat me shumë bura dhe gra të këtij komuniteti që krahas trishtimit për ngjarjen i kishte kapluar edhe mërzia dhe dyshimi se nuk doja dilnin që të ktheheshin në shtëpi të reja për to. Bu toplumun birçok kadın ve erkekle yaptığım birçok görüşme vardı. Herkesin bir sıkıntısı vardı. Acaba yeni evlerimizi kavuşacak mıyız diye bunları sürekli telefonda da görüşmüştük. Por edhe për këtë, ja ku është përgjigja, flet vetë kjo lagje e ndërtuar tashmë. Ama bütün bu endişelerin artık bir cevabı vardır. Burada yeni kurulan bu mahalle kendiliğinden konuşuyor. Të vijoj me çajin e bisedat me drejtor Servetin, drejtorin e kantierit, teksa çdo ditë prezantonte punën dhe ritmin e punimeve. Şantiye şefiyle, Servet Bey'le de sürekli görüşüyorduk, her gün de yaptığı işleri anlatıyordu bize. Vendosa ta filloj nga kjo e fundit. Ben de bu son olaydan başlamak istiyorum. Në fund të dhjetorit, pata nderin dhe knajsin të takosha me presidentin Erdoğan, së bashku me një grup nga parlamenti Shqipëris, pjesë cilës ishte dhe shpresa, deputetja e Kurbinit. Aralık sonunda, geçen ayın aralık sonunda meclisten bir heyetle birlikte, aralarında da Kurbin milletvekili olan Şpresa Hanım da vardı. Biz Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdik. U përpoj që maksimalisht në të takim të ngrot që në afroj presidenti Erdoğan për të shprehur gjithë mirënjohje në emrin tuaj, për atë që në fakt pëndothe në Laç dhe që ishte shprehje solidaritetit dhe misis ngusht midis dy popujve tanë. Sayın Erdoğan'la birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz sıcak görüşmelerde sizin adınıza teşekkürlerinizi, minnettarlığınızı ifade etmeye çalıştım. Çünkü bütün bunlar iki halk arasındaki dayanışmanın, dostluğun bir simgesiydi. Midis fjalve tona, fjal zemre në fakt, Presidenti Erdoğan na u përgjigj shkurt dhe thjesht. Kjo është detyra që mund të bëj një vëlla i madh. Aralarımızda yürekten gelen görüşmeler, konuşmalar yapıldı ve Sayın Erdoğan bize çok basit bir cümle ve güzel bir cümleyle cevap verdi. Ve sot presidenti... Presidenti Erdoğan është këtu për të parë nga afër punën e kryer, por edhe për t'ju uruar gjithve ju hyrje në shtëpinë e re. Sayın Erdoğan da burada bulunmanın sebebi hem bu yapılan işlerin yakından görmek hem de hepinize hayırlı olsun demek için. Minnoje zoti president, faleminderit shumë nga zemra që ishët në ditët më të vështira me ne, jo vetëm tërmetit, por edhe gjatë pandemis, e jeni sot këtu në këtë ditë veçant, ku fal jush, qindra familjet Kurbinit do të hynë në shtëpitë të tyre, më të bukura, më të forta, më të ngrota, ashtu si që janë edhe marrëdhëniet midis dy popujve tanë.
Sayın Cumhurbaşkanı, size en derin teşekkürleri, minnettarlığımı sunmak istiyoruz. Zira en zor günlerde bizim yanımızda bulundunuz. Sadece deprem zamanında değil, pandemi boyunca da yanımızda bulundunuz. Artık bizim de vatandaşlarımız daha güzel, daha sıcak, daha güçlü evlerde oturma fırsatını bulacaktır. I nderuar president, sollet në Laç këtë ndihmë të vyer që do të jetë shtëpia e 522 familjeve, por unë dua të nënvizoj një fakt tjetër. Sayın Cumhurbaşkanı, siz bugün Laç'ta 522 ailenin yuvası olacak bugünün sebebisiniz. Ju sollet në Kurbin dhe në Shqipëri një model pune e përkushtimi si ajo që përcolli drejtor Serveti me skuadrën e tij. Sizin Türkiye'de getirmiş olduğunuz çalışma modeli burada aynı şekilde şantiye şefi olan Servet Bey'in de gösterdiği modelle aynıdır diyebilirim. Pun dit e nat, dit e nat deri në përfundimin e këtij bloku banimi që do të jetë një xhevahir urban në zemër të Laçit, që do ta kesh Zili dhe Tirana, por që ofron kaq shumë mjedise kreative në të mirë të këtij komuniteti, fëmijëve, por edhe moshave më të mëdha. Bu öyle bir çalışma modeli ki gece gündüz, gece gündüz sürekli çalışmak demektir ve bu çalışma sayesinde burada Laç'ta çok güzel bir mahalle kuruldu. Tiran'da bile zor bulunan bir mahalle söz konusudur. Burada yaşayacak aileler bütün fasilitelerden de yararlanabilecektir. Dikur këtu ishte një blok banimi, të gjithë ne e kujtojmë, blok i ndërtuar me tulla selikate, me aty ku ishin apartamentet tuaja me shumë lagështi, por edhe një mjedis trishtus për qytetin. Eskiden burada olan binalar aslında hepimiz hatırlıyoruz. Silika tuğlalardan yapılan binalarda nem dolu ve çok üzücü bir ortam söz konusuydu. Ve ju sot e shihni, u ringritëm më të fortë, u ringritëm më bukur, u ringritëm në një lagje plot ngjyra dhe plot siguri. Ve bugün bakıyorsunuz daha güçlü, daha güzel, daha renk dolu bir mahallede bulunuyoruz. Dhe dua të kaloj në një moment tjetër në fakt me sfidat që u përball kryetarja juaj e bashkisë Majlinda, ato ishin shumëta dhe që në kryet herës nisën. Besimi i marr nga ju patjetër parashet që edhe përballimin e sfidave të tilla, ndaj unë ashtu sikurse ju do të them që po ka bërë vetëm detyrën në këtë kohë. Vurgulamak istediğim başka bir konu. Belediye Başkanı Maylinda'nın yaptığı bütün çalışmalar, verdiği bütün çabalar hepiniz biliyorsunuz, ben de görüyorum zaten. Ama bu konuda söylemek istediğim tek bir şey var, sadece görevini yerine getirmiştir. Ka bërë detyrën, por e ka bërë mirë. Dua të ndaj vetëm dy momente. Edhe ajo, si kurse shumë nga ju pjesëtar të familjes që jeni këtu, humbi shtëpinë e saj. Por ndryshe nga nënat e tjera që humbën shtëpinë, i duhej që t'ia sillnin foshnjën aty ku punonte për ta ushqyer me gjë dhe pastaj vijonte punën për ta përmbyllur në orët e fundit të vonat natës. Görevini yapmıştır diyoruz ama çok güzel yapmıştır. Aslında o da kendi evini de kaybetmişti depremde ama diğer vatandaşlardan farklı olarak çalıştığı iş yerinde çocuğunu emziriyordu. Sürekli orada gece gündüz çalışmıştır. Dhe kur u hodh shorti dhe e pyes në telefon që kush e tërhoqi shortin për familjen tuaj, më tha jo. Unë do të jem e fundit dhe familja ime do të jetë e fundit që do të strehohet, ndaj do të pres projektin tjetër që vijon me ndërtimin e investuar nga qeveria shqiptare. Kur çekildiğinde kendisine sorduğum ailenizden kim kur çekti? O dedi ki biz çekmeyeceğiz. En son biz seçmiş olacağız. Dhe në fund kam vetëm dy fjalë për Edi Ramën. Son olarak da Sayın Edi Rama için de iki kelimem var. Sa shpesh ai ka inspektuar kantieret, sa shpesh ai ka takuar dhe vizituar banor të Kurbinit, ju e këtë e keni parë. Siz görmüşsünüz çok sık bir şekilde şantiyeleri ziyaret etmiştir, çok sık bir şekilde vatandaşlarla görüşmüştür. Mbështetja që ka dhënë për Kurbinin i shfaqet përpara me kantieret e shumta edhe nihilistit më të madh, por unë do doja ndalesha në një moment tjetër. Kurbine vermiş olduğu destek zaten herkes görebiliyor ama ben başka bir şey söylemek istiyorum. Dhe dua ta ndaj këtë
fjalë me ju, këtë moment me ju, vetëm duke qenë një bije këtyre anëve, t'ju them që në çdo çast dhe në asnjë moment për kurbinin, ashtu sikurse si para 25 prillit, ditën e zgjedhjeve, njësoj me të njëjtin intensitet edhe pas 25 prillit për të mbajtur të gjitha premtimet, por ajo që është më e rëndësishmja për thënë, është kur në asnjë moment ai nuk e ndau përpjekjen, punën dhe përkushtimin në tyren dhe tamët. Bu bölgenin bir kızı olarak şunu söylemek istiyorum. Sayın Edirama hiçbir zaman bu bölgeye kurbine olan ilgisi azalmadı. Sürekli buralarla ilgilendi hem seçimlerden önce hem seçimlerden sonra. Ndajon sot jam e lumtur që 10 familje këtu sot do të hynë në shtëpitë e reja që janë madje edhe përfaqësues në struktura drejtuese të Partisë Demokratike, sot ata marrin çelësat e shtëpisë dhe unë ju uroj ta gëzoni shtëpinë, ta trashëgoni brez pas brezi. Onlarca ile bugün yeni evlerine girecektir. Yeni evlerine girenler arasında Demokratik Parti'nin yöneticileri de vardır. Herkese hayırlı olsun yeni eviniz diliyorum. Mirënjohje zoti president, faleminderit Turqia mike. Sayın Cumhurbaşkanı tekrar minnettarım, teşekkür ediyorum. E falenderojm zonjën ministre për fjalën e saj. Arnavutluk Meclis Başkanı Sayın Lindita Nikola'ya konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Arnavutluk Başbakanı Sayın Edirama'yı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Sayın ve foltore për fjalin e ti, Kryeministrin e Republikës e Shqipërisë, Zotin Edirama, mi presim. Kjo është një ditë jashtëzakonisht e veçantë, dhe unë do të flas sa më shkurt, pasi sot të gjithë duan dëgjojnë mikun e madh të Shqipërisë edhe kam nderin ta them mikun tim të çmuar presidentin Erdoğan. Bugün çok özel bir gün. Ben de kısa kesmek istiyorum aslında. Çünkü herkes burada bulunan Arnavutluğun dostu, benim de çok kıymetli dostumun söyleyecekleri dinlemek istiyorlar. Sot dua të tregoj një epizod që nuk kam për ta haruar kur, nga takimi im i parë fare me presidentin, i cili aso kohë ishte kryeministri i Turqisë. Bugün hiçbir zaman unutmayacağım bir an vardır. O zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olan bugünkü Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la yaptığımız görüşme. Them drejtën, unë isha i ndrojtur sepse njëja vetëm nga larg nga televizori. Edhe ju e dini nga televizori nuk duket edhe aq i buzqeshur. Ben de çok çekiniyordum çünkü kendisini uzaktan tanıyordum sadece. Televizyondan, yani televizyon ekranlardan tanıyorum ve gördüğünüz, bildiğiniz gibi ekranda de pek de şey görünmüyor. Edhe me thënë drejtën, edhe kur u takuam edhe ishim ulur ball për ball, më shikonte por nuk buzqeshte. Ve gerçekten oturduğumuzda, karşı karşıya oturduğumuzda pek de gülümsemiyordum. Ve un akoma nuk isha bërë kryeministër. O arada ben de halen Arnavutluk Başbakan olmamıştım. Ve më thot, dëgjoj këtu. Bana şöyle dedi, dinle. Shqipëria dhe Kosova janë në zemrën time. Arnavutluk ve Kosova benim kalbimdedir. Shqiptarët janë në zemrën e popullit turk.
Arnavutlar Türk halkın kalbindedir. Unë tha, dëshiroj që ti t'jesh vllajim. Ben senin benim kardeşim olmanı diliyorum. Por unë do të them vlla, atëherë kur ti si kryeministri i vendit tënd të meritosh respektin e popullit tënd. Fakat ben sana kardeş diyeceğim ne zaman kendi halkının saygısını kazandığın zaman diyebileceğim kardeşimsin. Historisë paka shumë të gjithë dini. Ondan sonraki devam eden muhabbetimizin gelişimi zaten herkes biliyorsunuz. Ve unë jam shumë krenar që mund ta quaj veten miku i presidentit Erdoğan. Ben kendimi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu olarak affetmekten çok gurur duyuyorum. Madje një gazetare gjermane për para disa kohësh më pyeti në një konferencë. Tha, a është e vërtet tha që ju jeni miku i presidentit Erdoğan? Dhe keni vërtet mik, tha presidenti i Turqisë? I thash jo, nuk është e vërtet. E kam shumë mik, nuk e kam mik. Geçmişte bir Alman gazeteci bana bir soru yöneltti bir basın açıklamasında. Bana şöyle sordu. Yani siz gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'a dostu musunuz? Gerçekten dost musunuz aranızda? Dostluk var mı? Ben de dedim ki sadece dostum değil, çok dostuz. Recep Tayyip Erdoğan'la. E kam frik të tercümanin se nuk di si mi këthen fjallet në Turqisht. Şimdi korkuyorum bu tercümanla. Emin değilim. Kelimelerimi Türkçe'ye nasıl çeviriyor acaba? Por... Nuk kam rrug tjetër, duhet i besoj të gjumani se unë turqisht jam në i mosh. Fakat başka yolum yoktur. Jam në i mosh shumë të thyër për ta mësuar tani. Türkçeyi öğrenebilmek için çok geç kalmıştım. Por sot duhet të them edhe këtë. Fakat shunu de söylemek istiyorum. Tani më u bën vite që kam privilegjin të jem të detyr. Şimdi yıllardır bu görevi yürütmekten imtiyazlığını yaşıyorum. Dhe i kam takuar thuajse të gjithë këta burra dhe mëdhenj të shteteve. Çu falim, ne kemi dëgjuar duke biseduar këtu. Të vazhdoni edhe një herë, ju lutem. Tani erdhi një tarxhuman tjetër. Edhe ky e ka me kokë, se ai tjetri edhe për këtë gabim dhe ikën, kurse ky. Je një tarxhuman gjatë, tabi kendi si. Ky është ngjitur me presidentin, ky e ka me kokë tash i fjalën. Ça ata hiç yazmıyor bakıyorum, kafadan anlatacak belli diyor. Zaten Po thosha që kam takuar thuajse të gjithë këta burrat e mëdhenj të shteteve për shkak të detyrës. Yani benim görevim yüzünden gerçekten birçok dünya lideriyle bir araya gelmişliğim vardır. Dhe është e vërtet që shpeshherë janë kurioz ç'është kjo miqësi kaq e ngushtë e imja me presidentin e Turqisë. Ve gerçekten bütün bu görüştüğüm dünya liderleriyle herkesin mutlaka bir merağı, bir sorusu olmuştur. Tayyip Erdoğan'la bu dostluğunuz, bu iyi anlaşmanız nereden geliyor diye. Ve zakonisht priren ta shikojnë këtë si një çështje konspiracioni. Bunu genellikle böyle şüpheyle yaklaşıyorlar bu bizim görünen dostluğumuza. Jo Turqia ne Otomane, jo Xhamit, jo aspiratat e presidentit etj. Yok, sürekli bana çok farklı böyle düşüncelerle, fikirlerle geliyorlar. Yok işte Türkiye'nin yeni Osmanlıcılık politikaları, Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'taki çıkarlarından, çok farklı düşüncelerinden giriyorlar. Kurse përgjigja ime është shumë e thjeshtë. Presidenti Erdoğan
thot atë që bën ve bën atë që thot. Ve ben onlara çok kısa bir şekilde cevap veriyorum bütün bu söylentilere. Diyorum ki Tayyip Erdoğan dediklerini yapan ve yaptığını diyen bir kişidir diyorum. Edhe mbesoni, nuk është e lehtë në botën e sotme, edhe në diplomacinë e sotme, me Vludi e di shumë mirë këtë, që dëgjesh njerëz që pon e kanë po dhe jon e kanë jo. Me gerçekten bu siyasi dünyada şu anda bu konjonktürde Mevlüt Çavuşoğlu Sayın Bakan o da bilir ki yani evete evet diyen gerçek manada çok fazla lider yoktur. Kjo është arsyeja pse un tani i sola këto epizode sepse ja ku jemi sot hakkında şu anda ben bunları boşa söylemediğimin artık açıkça ifadesi burada bulunmamızın sebebi de zaten açık. Këtu është materializimi i të gjithë fjalëve të bukura. Yani bütün o söylenen güzel sözlerin, kelimelerin göstergesi burada şu anda bir arada bulunmamız ve neden bulunduğumuz apaçık ortada. Këtu mund shikohet çfarë do të thotë Presidenti Erdoğan kur thot Shqiprin e kam në zemër dhe çfarë i dhëm Shqipërisë më dhëm dhe mua. Burada şu anda bu açılışını yaptığımız, teslimini yaptığımız daireler aslında Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk kalbimde dediği zaman açık bir ifade olarak yapılan bu yapılardır. Mustafa Kemal Atatürk'ü mbolli në shpirtin e Turqisë moderne frymën se njerëzimi është një trup i vetëm dhe çdo komb është pjesa e atij trupi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları Mustafa Kemal Atatürk özellikle dünyada insanlık esastır deyip ve her insan bir toplumu ortaya koyar dediği kelimeleri vardır. A i tha se nuk mundet do të kur të themi çfarë rëndësie ka për ne që një pjesë e këtij trupi është e smur, përsa kohë ne nuk jemi të smur. Yani burada hiçbir şekilde insanın bir bedeni, bir bütündür, farklı bir organın beni ne kadar rahatsız olduğu, beni bağlamaz diyebileceğimiz bir nokta hiçbir zaman olamaz. Nëse një pjesë e këtij trupi është e smur, ne duhet shqetësohemi sikur të ishim ne të smur. Hani vücudumuzun herhangi bir tarafı rahatsız olduğunda tümüyle bedenimiz hasta olacaktır. Këtë frym Presidenti Erdoğan e ka rënjosur thellë tani më në shpirtin e Turqisë, në qasjen e Turqisë, në mënyrën se si Turqia e shikon botën dhe shikon miqtë e saj. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ruhu Türkiye'ye tekrardan yerleştirmiştir ve bütün dünyadaki bakışı, insanlığa olan bakışını tekrardan en yüce bir şekilde ortaya, meydana atmıştır. Ve kuptimi që ai i jep me vepra, jo vetëm me fjalë. Fjalës vllazëri është mishërimi i asaj që thot profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të. Asnjë nga ju nuk beson nëse nuk dëshiron për vëllain e vet të njëjtën gjë që dëshiron për veten e vet. Burada gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan kardeşlik kelimesinin kardeş dediğinde tam anlamında bu şekilde davrandığını ortaya koyarken aynı zamanda Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Yani hiçbiri sizden
inanmamıştır ta ki kardeşine kendine istediğini istediği sürece. Premtova që do flas shkurt po këtë pikë si shton kritikët e mi unë ngjaj atij. Yani ben tabii başlarken az konuşacağım dedim ama maalesef söylenecek o kadar çok şey var ki. Megjithatë do ta mbyll duke sjellë edhe një epizod tjetër. Yani son olarak tek bir şeyle konuşmama son vermek istiyorum. Gjatë kohës që sapo kishte filluar puna me mikun ton ministrin e ngarkuar për këtë rindërtim Muratin në Turqi ra një tërmet. Burada son olarak şunu söylemek istiyorum. Burada işimize bu inşaatı burada başlarken Sayın Bakan Murat Kurum'la çalışmalara başladığımızdan da Türkiye'de bir deprem meydana geldi. Të gjithë këtu alarmuan se than tani i ra tërmetin shpinën e tij dhe presidenti do harroj rindërtimin këtu. Ve burada Laç halkı, Arnavut halkı hepsi bir panik oldu. Dediler ki şimdi Türkiye'de deprem olduğuna göre artık Cumhurbaşkanı Türkiye Arnavut'u seçecektir diye düşündüler. Unë i thash i bindur që kjo nuk do ndodhë. Ben çok emin bir şekilde herkese bu böyle bir şeyin vuku bulmayacağını açıkça söyledim. Jo vetëm sepse Turqia i ka mundësitë që njëkohësisht i bëjë të dyja. Bunu söylerken hani Türkiye'nin sadece maddi gücünün her iki tarafa yetişebileceği anlamından dolayı söylemedim. Por dhe nëse nuk do të kishte mundësitë, presidenti Erdoğan nuk do ta linte punën për të mbajtur fjalën këtu që të shkonte donte punën atje. Özellikle onlara dediğim şey şuydu. Eğer maddi imkanı olmasa bile Cumhurbaşkanı Erdoğan vermiş olduğu sözün yerine getireceğinden eminim. Ondan dolayı böyle bir şey olmayacaktır. Sepse e përsëris dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua. Prezidenti Erdoğan jo vetëm e thotë, jo vetëm e mendon, jo vetëm e beson, por edhe e bën në realitet atë që solla këtu pak më parë si një nga porositë e profetit. Nuk beson nëse nuk i dëshiron vllajt tën të njëjtën gjë që i dëshiron vetes tonë. Yani ben bunu sıkça tekrarlıyorum, bunu tekrar söylemek istiyorum. Yani Recep Tayyip Erdoğan sadece de düşünüp sadece söylemez, o yapar. Özellikle de kardeşinin her zaman iyiliğini ister, tam da Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi. Por ndryshe nga ministrat e Republikës Turqisë, nuk do e mbyll fjalimin me presidentin e Republikës Turqisë. Ben tabii şu anda konuşmayı sadece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile kapatmayacağım. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlarına da değinmek istiyorum. Do ta mbyll fjalimin me Servetin. Sadece bakanlara tabii bir yandan değil, burada son olarak bir de şantiye şefinin Servet Bey ile alakalı söylemek istediklerim. İcili për mua është shëmbulltyra e njeriu të punës që ka farktuar gjithë politika e Presidentit Republikës Turqisë. Yani öyle bir şey, Servet Bey, öyle bir şey gördüm ki kendisinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye hükümetinin çalışmalarının açık bir şekilde örneği ve çok Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın çalışması gibi şantiye şefi olarak aynı şekilde çalışan bir adam gördüm. Dhe për më tepër Serveti ka çuar vllazërin një hap më tutje. Ve şunu da söylemek istiyorum. Kardeşliğimizi bir adım ileriye götüren bir adamdır Servet Bey. E ka tekaluar edhe presidentin. Ay Cumhurbaşkanımız dahi geçmiştir şu an. Sepse djalin e ka martuar me një shqiptare. Çünkü oğlunu bir Arnavut kızla evlendirmiştir. Dhe
Zoti President, shum faleminderit. Sayın Cumhurbaşkanım, çok 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 teşekkür ediyorum. E falenderojm zotin kryeministër për fjalën e tij. Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'ya konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi izninizle bir hazırlanan film var. Hep birlikte onu izliyoruz. Buyurunuz lütfen. Tani ju ftoj të ndiqni një film të përgatitur për këtë event. Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa, afakı bir kızıl sarsa. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz. Böyle sesleniyor bize Arnavut asıllı büyük dava adamı, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Birlik sarsılmaz, kardeşlik yıkılmaz diyor. Sevgi medeniyetinin iki büyük kardeşi, Arnavutluk ve Türkiye. Tarih boyunca birbirimizi hiç yalnız bırakmadık. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi en zor zamanlarında da kardeşlerimizin yanında olmalıydık. Büyük depremle sarsılmıştı Arnavutluk. Depremin merkez üssü Dıraç'ta, yıkımda endişe de büyük. Dıraç halkı geceyi sokakta geçirdi. Geriye hiçbir şeyimiz kalmadı. Evimiz sahip olduğumuz tek şeydi. Hepimiz bunun için çalışmıştık. Nereye gideriz bilmiyorum. Arnavutluk hükümeti 27 Kasım'ı resmi yas ilan etti. Herhangi bir canlının acısını, kederini, yüreğinde hissetmek ve ona yardım elini uzatmaktır merhamet. Bu anlayışla Türkiye olarak yaşanan afetin ilk dakikalarından itibaren dost ve kardeş ülke Arnavutluğun yanında olduk. Gönül coğrafyamızın parçası, aynı medeniyetin, aynı tarihin izlerini taşıdığımız kardeş ülke Arnavutluğun acısı bizim de acımız oldu. Daha önce birçok kez büyük depremlere maruz kalmış bir ülke olarak Arnavutluğun çektiği acıyı çok iyi anlıyoruz. Gerek yaralıların tedavileri, gerekse evleri yıkılan veya zarar gören kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında hepimizin Arnavutluğun yanında olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın çağrısının ardından Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalara başlandı. Türkiye'nin en büyük sosyal konut üreten kamu kuruluşu olan TOKİ, her iki ülkenin uzmanlarını bir araya getirdi. Bölgenin yapı stoğu ve konut kullanma alışkanlıkları göz önüne alınarak en uygun proje geliştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa edilen Laç deprem konutları büyük bir özverinin eseri. ...522 daire, 380 araçlık kapalı otopark, 26 yaşam bloğu, 37 ticari mahal, 1 adet ticari blok. Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde insanı, vicdanı, merhameti esas alan dış politikamızın en güzel ifadesi olan bu konutlar, iki ülke arasındaki dostluğun, kardeşliğin anıtı olacaktır. Sadece 522 yeni ev değil, her biri birer dostluk ve kardeşlik anıtı olacak yeni yuvalarımızı inşa ettik. Yüzlerce yıllık köklü kardeşliğimize yeni bir altın halka daha ekledik. Bir Arnavut atasözünde de söylenildiği gibi. Bir ev tek direkle durmaz. İyi bir dost zor günler içindir. Depremzede kardeşlerimizin evleri tek değil, İki direk üstünde geleceğe emin adımlarla yürüyecek.
Arnavutluk ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik sonsuza dek sürecek. Değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere deprem konutları açılış töreni ve anahtar teslim törenini katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Ftojmë në foltore për fjalën e tij Presidentin e Republikës së Turqisë Zotin Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Başbakan, değerli dostum, Sayın Meclis Başkanı, değerli bakanlar, Laç şehrinin kıymetli sakinleri, değerli kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Nderuar Kryeminister, i dashur miku im, nderuar Kryetare e Kuvendit të Shqipërisë, të nderuar ministrat, të dashur motra dhe vëllezërit e mi të qytetit të Laçit. Të gjithë juve dua t'ju përshëndes me ndjenjat më të përzemërta, me dashuri dhe respekt. Sizlere milyonlarca yüreğin sevgisini, tüm Türkiye'nin selamını getirdim. Ju kam sjell këtu të gjithë dashurin e miliona zemrave dhe përshëndetjet e të përzemërta të popullit të Turqisë. Sizlere kalbi sizinle çarpan kardeşlerinizin, dostlarınızın selamını getirdim. Ju kam sjell njëkohësisht edhe përshëndetjet e vëllezërve dhe miqve tuaj në Turqi të cilët zemrat e tyre rajnë së bashku me juve. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluğa, Arnavutluk'taki tüm kardeşlerimiz selamlarını iletiyorum. Nga këtu në përmjet jush dua të përcjell përshëndetjet e kombit tim të nderuar për mbarë Shqipërinë, për gjithë vlezrit dhe motrat shqiptare. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin heyecanına, coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Dua të theksoj faktin se jam shumë i lumtur që ndodhëm këtu së bashku me juve me rastin e kësaj ceremonie kuptim plote dhe njëkohësisht që jam bërë pjesë e këtyre emocioneve dhe entuziazmi tuaj. Arnavutluğun sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Gëzimi i Shqipërisë është gëzimi ynë dhe hidhërimi i Shqipërisë njëkohësisht është hidhërimi ynë. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Kështu që mirçenjen dhe paqen tuaj e konsiderojmë të njëjtën si tonën. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülkenin insanları olarak 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Duke qenë si një popull i një vendi i cili ka përjetuar dhimbje të ngjashme shumë herë më përpara, tërmetet e ndodhura në 21 shtator dhe 26 nëntor në Shqipëri na lënduan zemrat tona të njëjtë si zemrën e popullit shqiptar. Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik. Sapo morëm lajmin e hidhur për tërmetin, me njerë jemi vënë në lëvizje për të ndarë dhimbjen e njerëzve të zonës të cilet ishin prekur nga tërmeti dhe
por të munduar që të shërojmë sa të pak plagët e tyre. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımına koştuk. Ne si shtet duke u mobilizuar me gjitha mundësit tona, ju erdhëm në ndihmë. Az önce değerli kardeşim Edirama'nın da ifade ettiği gibi biz kardeşlik, kardeşler kardeşlerinin imdadına zor zamanlarda yetişirlerdi. E njëjt si që theksoj dhe miku im, Zoti Edirama dhe në fjallën e ti, vëllai i qëndron pran vëllai kur ka nevoj dhe jo kur thirret. Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, Türk Kızılay'ımız, TİKA'mız, Sağlık Bakanlığımız ve Çevre Bakanlığımız vasıtasıyla gereken tüm yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluğa ulaştırdık. Pas tërmetit të ndodhur, ne menjëherë kemi dërguar në Shqipëri të gjitha materialet, pajisjet e nevojshme të ndihmës së shpejt dhe njëkohësisht ekipe teknike nëpërmjet ambasadës, AFAD-it, Këzëllajt, TIK-ës, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Mjedisit. Değerli dostum, Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Duke qenë në kontakt të vazhdueshëm me mikun tim, me Kryeministrin, Zoti Edi Rama, kemi bërë të mundur ndjekjen nga afër të gjitha këtyre punimeve që sapo kishin filluar. Uluslararası camianın, bilhassa da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluğa yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulunduk. Un personalisht jam aktivizuar dhe morëm së bashku iniciativa që përgjatë këti procesi të tërmetit, për t'i arë në ndim Shqipëris, filluam kontakte tona me komunitetin dorkomtar dhe me organizatën e bashkëpunimit islamike. Depremden sonra olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır. Fakti që Turqia ishte një nga shtetet e para të cilët i erdhi në ndim Shqipëris, tregon qartë, është një shenjë, një dëshmi e qartë, e këti solidariteti të fort mes nesh. Sahadaki bu yardımlarımızın yanı sıra, Arnavut kardeşlerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etme kararı aldık. Për të lehtësuar sa do pak dhimbjen, barrën e atyre familjeve të prekur nga tërmeti, ne morëm vendim me Zotin Kryeministër duke firmosur kështu dhe një memorandum mirëkuptimi që shtëpijat, banesat, apartamentet të cilat ishin të rënuara gjatë tërmetit të ribëshin, të rindërtoheshin nga zero. 2020 Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Şu që në muajin korrik 2020-ën, sapo nënshkruam memorandumin e mirëkuptimit, filluam me njëherë ndërtimin e kantierit, edhe pse kishte shpërthyer koronavirusi. Bundan 13 ay önce tam bu noktada konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Para 13 muajsh, pikërisht në këtë vend ku jemi sot, bëm ceremoninë e hedhjes së themeleve të banesave, pikërisht këtu ku jemi me një lidhje direkte. Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz. Ve sot po i dërzojmë këto banesa, të cilët janë gjithsej 522
njësi banimi që kanë kushtuar afërsisht 42 milyon dolar euro. Teslim ettiğimiz konutların Arnavut'la ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü bu momente duat ju uroj të gjithë përfituesve, familjarëve, t'i gëzoni këto banesa dhe shtëpije. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavut'la ve sizlere olan sözümüzü Allah'a hamdolsun hayata geçirdik. Falenderoj të madhin Zot që edhe gjatë këtij procesi, edhe pse Turqia u sprovua gjatë këtij procesi me shumë fatkeqësi natyrore, me tërmete, me zjarre, etjerë, ne përsëri arritëm të përmbushim dhe të përmbajm premtimin ton ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Şimdi altını çiziyorum. Dhe tani po theksoj një gjë. Kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz. Aya që dua të theksoj është parim besimi i cili shenja e vllazërisë nuk është kur ti të vish kur të thrasin, por të qëndrosh pranë vllajit tënd kur ai ka nevojë dhe pikërisht ne tash e tuti edhe në vijim të vazhdojmë të qëndrojmë pranë. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye Arnavutluk dostluğu ila nihaye devam edecektir. Shpresoj që kjo miqësi me baza kaq të forta do të vazhdoj deri në pafundësi. Değerli dostlarım, Arnavutluk'la hem ortak bir tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. Të nderuar miq, Shqipëria dhe Turqia ndajnë së bashku ka të tjera historike. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir. Të jesh me vllajin në kohë të mira dhe të vështira është një nga këto vlera të cilat i përmenda pak më lart. Koronavirüs salgınında o büyük büyük devletler, o büyük büyük ülkeler kendi içine kapanırken, sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın imdadına koştuk. Gjatë pandemis dhe gjatë situatës së ngushtë, të gjithë shtetet e fuqishme dhe shtetet e mëdhaj, të mëdhaja, u kyçën dhe u mbyllën për brenda, duke mbyllur dhe sytë e tyre, ama ne nuk vepruam ashtu, bëm të kundërtën, dolëm dhe jashtë kufive për të parë dramat e vëllezërve tanë dhe për t'ju qëndruar pranë me çdo mundësi që kishim ne. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanarak, salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık. Duke besuar fort në bekimet dhe në mirësinë e ndarjes me të tjerët dhe sidomos më rëndësishmja fuqisë së solidaritetit, ne vijuam të mbështetim miqtan në luftën kundër pandemisë dhe ndam me ta të gjitha mundësitë që kishim. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 68 günde inşaatını tamamladığımız Fier'deki bölge hastanesi de bu güzel dayanışmanın ürünlerinden biridir. Ve si produkt, si fryt
i kësaj i këtij solidariteti kaq të fortë, kaq miqësor, vllazëror, kemi spitalin mit të miqësisë Turqi-Shqipëri që tashmë ashtu e kemi emërtuar spitalin rajonal të Firit, i cili është ndërtuar brenda 68 ditëve. Açılış törenine video konferans vasıtasıyla katıldığım hastanenin ismini halklarımız arasındaki güçlü bağları yansıtacak şekilde Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi koyduk. Ve ky spital ku mora pjesë në ceremoninë e hapjes nëpërmjet video konferencës e quajtëm pikërisht Spitali Miqësisë Turqi-Shqipëri për të pasqyruar lidhjet e forta mes popujve tanë. Bu hastanede Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerimiz omuz omuza sağlık hizmeti sunuyor, şifa dağıtıyor. Ve në këtë spital tashmë janë ekipet e mjekve, të infermierve, turç, shqiptar që punojnë krah për krah për të shërbyer qytetarëve ve për të përhapur sa më shumë shërim. Şimdi de deprem konutlarının açılışıyla Türkiye Arnavutluk dostluğunu taştan duruyoruz. Ve tani me miqsin ton Turqi-Shqipëri sot këtu me këtë inaugurim, me këtë ceremoni, po e kurorëzojmë akoma dhe më tutje. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Ve me këtë rast, lutem Zotit gjithsis për gjitha dhe shpirtra të cilët kanë kaluar nga kjo botë për gjatë tërmetit, t'i mëshiroj, t'i ketë në mbrojtin e ti dhe uroj, dëshiroj dhe për cilë ngushëllimet e sinqerta të gjithë familjarëve dhe të afërmit të tyre. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Dhe them që i madhi Zot mos na sjelli ball për ball këtyre sprovave kaq të mëdha. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak bizim elimizdedir. Ndoshta ata cilët kanë vdekur nuk e kemi mundësinë t'i kthejmë mbrapsht, por ajo që na takon dhe na përket neve është që të marrim masa për t'i mbrojtur ata të cilët jetojnë këtu mes nesh. Ki 522 ailenin hayatlarının bundan sonraki kısmını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz. Me banesat e tërmetit që kemi ndërtuar këtu, sigurojmë tashmë 522 familje shqiptare të cilët do kalojnë jetën e tyre, pjesën e mbetur të jetës e tyre këtu. Teslim törenini gerçekleştirmek üzere bir arada olduğumuz deprem konutlarının Laç şehri sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Edhe një herë uroj, dëshiroj që këto apartamente, njësi banimi, banesa të jenë të dobishme, të sillin dobi për gjithë familjet, për gjithë shqiptarët. Ti gëzoni. Bu konutlarda aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyorum. Uroj që të jetoni në këto banesa me mbarësi, me shëndet të plot. Çevre Bakanlığımız ile TOKİ başta olmak üzere bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Dua të përgëzoj të gjitha ata cilët kanë kontribuar në realizimin dhe finalizimin e këtij projekti. Fillimisht ministrinë tonë të mjedisit dhe tokën, si dhe kompaninë kontraktore,
inxhinierët, punëtorët dhe të gjitha të tjerë që kanë qëndruar korrekt në mbështetjen e tyre. Değerli dostum, Edirama'nın şahsında Arnavutluk makamlarına süreç boyunca verdikleri destek için teşekkürlerimi iletiyorum. Njëkohësisht, një përshëndetje speciale do kisha edhe për mikun tim, për kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, që gjatë gjithë këtij procesi ka qëndruar pranë me çdo mundësi dhe suportin e tij. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Edhe një herë ju përshëndes me ndjenja të thella të mia dhe të përzemërta. Ju uroj shëndet dhe mbarësi. Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha hastanede misafir ediyoruz. E falenderojm presidentin dhe presim që të qëndrojë edhe pak në skenë. Değerli konuklar, deprem konutlarında oturacak 4 aileye anahtar teslimi yapılacaktır. Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'yı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Të nderuar pjesëmarrës, tashmë do të dorëzohen çelësat 4 familjeve që do të banojnë në ndërtesat e tërmetit. Ftojmë në skenë zotin Edi Rama. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, Sayın Arnavutluk Cumhurbaşkanı, değerli konuklar. Öncelikle iki ailemize Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama anahtarları teslim edecektir. Dy familjeve çelësa do i dorëzohen fillimisht nga kryeministri Edi Rama. İlk ailemiz adına Sayın Teuta Zosi'yi davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Në fillim zonja Teuta. Faleminderit zoti president. Faleminderit popullit tur. Faleminderit zoti president. Sayın Cumhurbaşkanı çok teşekkür ediyorum. Faleminderit zoti. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Duygulanmıştı. Teşekkür ederim. Bekletelim lütfen. Evet, ikinci ailemiz Sayın Lazer Muruku. Buyurunuz lütfen. Falenderoj shumë zoti president. Sayın Cumhurbaşkanı, zatı halinizi çok teşekkür ediyorum. Turoj nga zemra dhe nga gjithë lashnjon turoj jetë gjatë dhe suksese në jetën tuaj. En kalbi duygularımla sizlere teşekkür ediyorum efendim. Falenderoj shumë. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın teslim edici ailelerimizi davet ediyoruz. Öncelikle ailemiz Sayın Blerto Ternova. Buyurunuz lütfen. Ftojmë Blerto Ternovën tani për të marrë në dorëzim çelësin nga presidenti. Evet, şimdi de son olarak ikinci ailemiz Sayın Napolyon Bala. Buyurunuz lütfen. Dhe ftojmë familjen e fundit i cilit do të marrë qelësin e apartamentit në dorëzim.
Në këto momente kujtoj dy vite më parë kur në Laçianët ende shim të ndroditur, të të shtuar, pa shpresë, pa andra. Bu özel anları yaşadığınız için teşekkür ediyoruz. Gerçekten depremin olduğu dönemde burada bir felaket söz konusuydu ama şu anda yüzümüz gülüyor. Nuk kishim shpres, po i drejtoheshim Zotit, i drejtoheshim qiellit. Gerçekten umut da kalmamıştı. Bir tek gökyüzümüz vardı. Oraya bakıyorduk. Dhe pikrisht në këto momente, kryeministrin i nderuar Zoti Edi Rama. Tabii burada sizin huzurlarınızda Sayın Başbakan Edi Rama'ya da teşekkür etmek istiyorum. Nada force, sepse Edi Rama kishte mikun sık sık ziyaretleriyle bize güç vermiştir. Presidentin e Türkiye'si Zotin Tayyip ve hep kendi dostu Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyordu. Size sahip çıkacak diye. Zoti President. Sayın Cumhurbaşkanı, shqiptari dit vlerësoi të mirë. Arnavut bu değerli katkıları değerlendirmeyi çok iyi bilir. Ve gjithmonë populli shqiptar nuk e haron këtë. O yüzden hiçbir zaman Arnavut halkı unutmayacaktır bunu. Nuk haron një kohësisht as miqësin, as dashurin e popullit turk. Arnavut halkı ne dostluğu ne muhabbeti unutacaktır. Çünkü ka pasur pika takimi gjatë historisë zhvillimit. Çünkü gerçekten bizim iki halkımızın ortak tarihi noktaları vardır. Faleminderit shumë. Çok teşekkür ediyorum. Qofshin jetë gjatë. Evet, çok teşekkür ederiz. Günün anısına bir fotoğraf almak üzere ailelerimizi ön tarafa davet ediyoruz. Buyurun lütfen. İftar meclis familje për bërë një foto familjare. Başta duat atı. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ailelerimizi yerlerine alıyoruz. Tak, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan'ın sahnede kalmasını rica ediyoruz. Edhe kërkoj dëshiroj edhe pak që Zoti Kryeminist me Zotin President let presin edhe një çik në sken, dorsa familjarët let vazhdojnë në vendet e tyre. Değerli konuklar, şimdi de Kurbin Belediye Başkanı Sayın Maylinda Sara tarafından Kurbin Fahri Hemşeriliği Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilecektir. Pjesëmarrës të nderuar tani do dorëzohet titulli më i lartë që Këshilli Bashkiak miraton, qytetar nderi i Kurbinit. Evet, Kurbin Belediye Meclisi tarafından onaylanan plaket Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edilecek. I nderuar Zoti President, Këshilli Bashkiak, me datë 28/12/2021, akordon titullin më të lartë që një bashkije, qytetar nderi i Kurbinit. Kurbin Belediye Başkanlığı Kurulu adına sizi belediye Kurbin Belediyesi'nin fahri konsolosu ilan ediyoruz efendim. Me motivacionin për solidaritetin e ndihmën në ditët më të vështira për Kurbinin dhe kontributin e jashtëzakonshëm në procesin e rindërtimit. Faleminderit Zoti President. Kurbine yapmış olduğunuz değerli katkılardan dolayı bunu sasınıza takdim ediyoruz. Zoti President, gjatë takimit, një takim të shkurtër që kishim para se të vinim këtu, tashmë i thashë qytetar nderi i Kurbinit dhe detyrimet ndaj Kurbinit i ka njësoj si gjithë ne. Değerli konuklar, buraya gelmeden önce
girişte Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığım kısa bir görüşmede zaten bunu dile getirmiştim ve şu anda huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum kendilerine. Kjo është një plakat e vogël në emrin tim personal për gjithë mirënjohjen. Shimdi dhe gjithë bujarinë tuaj, zoti president, në ditët më të vështira. Shasëm adhënë. Kjo është nga kryetari i bashkisë dhe uroj ta mbash në zyrën tuaj për jetë të gjithë këtë bujari që i ke dhuruar kurbinit. Çiftë në ziçin. Shasëmza takdim etmek istiyorum efendim. Buyurun kabul edin lütfen. Bu da teşekkür plaketi bu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan'ın da sahnede kalmasını önemli rica ediyoruz. Shumë faleminderit edhe kryetare, zonja kryetare bashkisë të presi. Değerli konuklar, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama deprem konutları teslim törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Dhe tani Presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe Kryeministri Edi Rama të dy së bashku do bëjnë dhe inaugurimin final duke prerë dhe shëritin e kuq. Sayın Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u. Ftojmë Ministrin Murat Kurum, Ministrin e Mjedisit. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Sayın Ahmet Yörü. Ftojmë Ambasadorin e Republikës Turqisë në Shqipëri, Ahmet Yörü. Arnavutluk Ankara Büyükelçisi Sayın Kastriot Robo'yu. Ftojmë Zotin Kastriot Robo'yu, ambasadorin e Shqipërisë në Ankara. Türkiye ve Arnavutluk bakanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Ve të gjithë ministrat e kabinet qeveritar të Shqipërisë dhe të Turqisë ftojmë në skenë. Arnavutluk Meclis Başkanını. Ve njëkohësisht edhe kryetaren e parlamentit, kryetaren e guvernit të Shqipërisë. Ve TOKİ Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Ve njëkohësisht kryetaren e përgjithshëm të TOKİ-t. Ve Arnavutluk Başbakan Yardımcısını sahneye davet ediyoruz. Ve njëkohësisht edhe zëvendës kryeministrin e Shqipërisë, zotin Ahmetin. Ve yüklenici firma temsilcilerimizi sahneye alıyoruz. Buyurunuz lütfen. Njëkohësisht edhe përfaqësues të kompanisë. Maskeleri çıkartalım. Diye için maskat. Edi gibi olalım. Hazır mıyız? Ayemi gati. Bugünün hatırasına makaslar kordelayı kesenlerde kalacak. Dhe sot për hir të kësaj dite, të gjithë letmarin gërshërët për ta prerë shëritin e kuq tashmë. Geri vermiyoruz. Dhe me të prerë shëritin, gërshërët nuk do jepen. Ya Allah, bismillah. Dhe le të themi bismillah me emrin e Allahut. Eşte yu ekonomist. Değerli konuklar, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama, Türkiye Arnavutluk deprem konutları teslimini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer Arnavutluk ve hemşehrilerimizin hizmetine, kullanımına sunmuştur. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Programi ton yerdi fundit, ju falenderojmë për pjesëmarrjen. Mirë takofshim. Açılış törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'ya çok teşekkür ediyor.
ve saygılarımızla uğurluyoruz. Falenderojmë zotin president dhe zotin kryeministër për paraqitjen këtu. İnşa edilmiştir. 26 Kasım. Erdoğan meydanına başlayalım. Abim Rogan öyle olur. Ben bir bakayım da geliyorum.
Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol.